Böyle tek alıp buradan devam ediyoruz şimdi. Evet, A, B, C'de yine ikiz kenar yamukmuş. A, B paraleli DC'ymiş. EF diktir. Şurası diktir A, B'ye. DK da diktir A, B'ye. Bu şekilde verilmiş. CE uzunluğunun burada EB eşit olduğunu söylemiş. AK'nın 2 birim. KF'nin 7 birim olduğu. X'in kaç olduğu bize sorulmuş. O halde yine çizgi çizerek başlayacağım. Şuradan C'den karşıya dikiniyorum. Bu şekilde. Çizdiğimde radik oldu zaten. Burası nedir? Orta taban oldu. Yani şunun yarısı kadardır şu mesafe. Ve aynı zamanda şunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki buraya H dersen HF uzunluğu BB eşittir. Ve aynı zamanda AK kadar neydi? İkizkenar yamuk olsun. Burası da HB eşittir. Yani burası 2 birim olmak zorunda. Şurası bize şu 7 olan yer neresiydi? Tabii ki şurasıydı. 7 olan yer. Şurası bizim için şu kadar 7 idi. 7'den ne yapalım? Şurası 1, 1 ayrıldı. Çünkü 2'nin yarısı 1, 1. O halde bura 7 ise şuraya kaç kalır? Şu mesafeyi yeşille gösterecek olursam. Şuradan da şuraya da 6 birim gelir. Zaten bu karşıya eşittir. Yani x buradan 6 yapması gerekiyordu. Evet, cevap 6 burada olduğu gibi. Evet, ikizkenar yamuk 3 demiş buradan. Buna bakacağız. Yine çizgiyi alıyorum buradan. Ne yapıyor? Bu şekilde ikizkenar yamukta her zaman bu şekilde şu köşelerden dik indiriyoruz. Her zaman olduğu gibi. Dik indirdim. Burada dik oldu. Şurada dik oldu. Evet. Evet. 6 birim aşağı taşıyorum. 6 birim aşağı taşındığında ne yapar? Tabii ki şuraya gelir. Bunu işaretleyelim. Şuraya rengini değiştirelim. Yani bura bizim için 6 birim yaptı. Buraya yazıyorum. Daha sonra şunların eşit olduğunu biliyoruz. İkisi yani yamukta bu parça eşit oldu. O halde 24. Çünkü tamamı 24 ise 24'ten 6'yı çıkarınca ne yapar? 24'ten 6 çıkınca 18 yapar. 18'in yarısı ne yapar? 9 gelir. Yani şurası 9, 9'dur. Burası 9'dur. Burada dik üçgen var. 9, 12, 10, 9, 12, 15 üçgeninden dolayı 3, 4, 5'in katları çünkü. O halde yüksekliğimiz ne yapar? 12 yapar. Zaten bize yükseklik sorulmuş. Cevabımız 12'dir. Evet, bunun cevabı da bu şekildeydi. Evet, burada anlatılmış zaten görüyorsunuz. Geldik buraya. Burada da yine C'den bir tane dikiniyorum şu şekilde. Dikindiğimde yine şunların eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şu 8'i aşağı taşıyorum. Şu 8 birim yapacak. Başka ne vermiş size? Şunların eşit olduğunu söylemiş. 8'i vermişler. İkizkenar yamuk var. Şuna ben x diyebilirim. Başka DE'yi sormuşlar. DE neresi? Şuraya gidiyor sormuşlar. Başka elimizde ne vardı? 8 vardı. Onu aşağı indim. DA uzunluğu 10'da. Bu da 10'muş. Yani şurada AB'yi vermişler. AB tamamı, şunun tamamı 20'ymiş. 20'den 8 çıkınca ne yapar? 12 kaldı. 12'de 2 versem 6 6. Yani şu parça 6 yapar. Şu AE uzunluğu 6 yapar. Yine burada dik üçgen olduğu için 3 4 5'in katları olan üçgenlerden 6 8 13 birim vardı. O halde DE uzunluğu 8 birimdir. Cevabımız 8 olması gerekiyor. Evet, bu da bu şekilde bitmiş oldu. Geldik diğer bir ikizkenar yamuk sorusu. Yine AB ile DC'nin paralel olduğu yazılmış. 60'ı vermişler. 6'yı ve 4'ü vermişler. O halde bize AB'yi sormuşlar. Evet, şuradan yine bir çizgi çiziyorum aşağı doğru. Şöyle dikiniyorum. Buradan da dikinebilirim. Şöylece. Evet, şimdi bakalım neler var. Şöyle dik, şöyle dik. Evet, 60-90 karşısında 6 varsa şu tabii 30 derece gelecek bizim için. 30 geldi. O halde bunun karşısında da ne olur? 90 karşısındaki uzunluğun yarısı kadar. Yani burası 3'tür. Şunun tamamı 4'tür. Neden? Çünkü burası 4'te buraya taşınır. İkizkenar yamuk olduğu için burası yine 3 yapacak. Yükseklik zaten 3 kök 3 yapar. Bu da eğer sorulsa cevabı 3 kök 3 olacak. Tabii bize AB lazım. AB ne kadar? Şundan toplamı kadardı. Bundan toplasam ne yapar? 10 yapar. Cevap 10 birim olması gerekiyor. Bunun cevabı da bu şekildeydi. Başka bir ikizkenar yamuk sorusu var. 10, 17, 9 şeklinde verilmiş bize. Yine ne yapalım? Şuradan dikiniyorum. B'den karşıya dikiniyorum. Bu şekilde. Evet. Buradan dikinebiliriz. Daha sonra
Şöyle dik inelim. Onu da gösterelim. Başka bir renk indireyim. Çizgiye geçtim. Şuradan dik indiğimde ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Burası 90'dır. Evet, şu mesafe bizim için nedir? 9'dur. Şu yukarıdan geliyor zaten. Evet. Başka bilgi var mı? 17'yi vermişler. Eşit olduğu zaten 10-10'ymiş. 17 var. 9 var. 9 zaten yukarısıydı. Evet. Şundan eşit olduğunu ben biliyorum zaten. Şunun eşittir zaten. O halde burası ne yapar? X'ten tamam çünkü X'ten 9 çıkarıp 2'ye böldüğümüzde şu parçalar bulunur. Yani mesela şunu H dersek AH uzunluğu bir de bunun verdi. AH budur. Ya da şöyle yapılabilir mi? Yapılır. Şöyle yapalım. Bu kez de başka bir renk alayım da. Evet, şu an tamamı x'ti. Şuraya bizim için ne kalmıştı? 9 x eksi 9 bölü 2 dedik. Şu mesafe ise ne yapar? Orası da evet. Şunu çıkarmam lazım. Tamamı x'ten ben x eksi 9 bölü 2 çıkaracağım. Burada paydaşlarsam 2x eksi x artı 9 bölü 2 yapacak. Yani x artı 9 bölü 2 yapacakmış. Evet. Şurası da x artı 9 bölü 2'dir. Ve burada yine bakacak olsam şurada iki tane dik yam şey şurada bir dik üçgen var. Bir de şurası ADH ve DHB şeklinde iki tane ne var? Dik üçgenimiz var. Dik üçgende kenara bakınca 10 ve 17'yi görüyorum. 6, 8, 10 üçgeni buna uygun gibi geliyor. Hemen bunu bir görebilirim. Şöyle yapalım yani. Şimdi uzun uzun işlem yapmamak için şöyle bir şekil çiziyorum. Şöyle çizdim. Şunun 90 olduğunu biliyorum. Şurada 10'muş. Şurada nedir? 17'ydi. Biz 6, 8, 10 üçgeni diye bir üçgen biliyoruz. O halde şuraya 8 yazarsam buraya 6 gelir. 8, 15, 17 var. O halde bu da 15 yapması lazım. Evet, şu şartı sağlıyor mu ona bakacağım şimdi. Evet. Evet, şurası şunu veriyor mu ona bakacağım. Buradan ne gelir? X eksi 9 bölü 2 ben 6 işlersem buradan şu x'i çarparsam 12 yapar. X buradan ne yapar? 3 yapar. Bir daha bakalım. 12 pardon. Evet, şuraya çarptım. 12 oldu. Artı 9 da buradan geldi. O halde x buradan 21 yapar. Eğer bu 21 şu denklemi de sağlarsa yani 15'i verirse yani şunu demek istiyorum. X artı 9 bölü 2 ifadesi eşittir. Eğer x yerine 21 yanında 15 verirse doğru demektir. Ya da buradan çıkan denklemde x de aynıysa o halde doğru yapmışım demektir. X artı 9 diyorum. Eşittir 30 oldu. O halde x'i yalnız bırakırsam x eşittir 21. Demek ki x de aynı çıktığı için o halde x dediğim şey 21 olması lazım. Cevap 21 evet. Evet, x 21 oluyor bu şekilde. Ya da bu da uzun uzun Pisagor'dan yapmış. Ben de bu şekilde özel üçgen olduğunu gördüm yaptım. Bu da bu şekildeydi. Evet, geldik diğer sorumuza. Örnek şöyleymiş. Örnek tabii ikizkenar 4'e geçtik. Burada eşit olduğunu söylemiş ikizkenar olduğu için. Daha sonra şöylece bir paralel kenardan şöyle yapalım. Şöyle uzatayım ben. Evet. Şu altıyı şuraya taşıyabilirim. Öyle yapabiliriz. Şuradan dik inebiliriz. Öyle mi yapalım? Bir dakika. Şuradan dik inersem ne olur? Bakalım. Pardon. Çizgi. Evet. C'den dik iniyorum buraya. Buradan inebiliriz şu şekilde. Evet. Şuradan dik olduğunu söyledim. Böyle şurası 6 birimdir. Burası 6 ise şunun tamamı 10'du. Sonra böyle verilmiş. O halde 10'dan ne yapayım? 6'yı çıkarıyorum. 2'ye bölüm. 10'dan 6'yı çıkardım ve 2'ye böldüğümde ne gelir? 4 bölü 2'den 2 geldi. Demek ki şu mesafe 2 birim olması lazım. Benzer şekilde şurası da 2 birim geliyormuş. Burada öklit var. Bize neyi sormuş? Yükseklik sormuş. Ben şuna h dersem öklitten dolayı h kare eşittir p çarpı k diye bildiğimiz formül var. O halde h kare eşittir. P'miz şurasıysa k'mız burasıdır. O halde p'miz burada kaçtır? 8 yapar. Nereden geldi? 6, 2 de burada 8. K'mız da şurada. O da 2'dir zaten. Burası 16 yapar. O halde H burada ne yapar? 4 gelir. Zaten bize yükseklik lazımdı. Yüksekliği 4 bulduk. Cevap 4'tür o halde. Burada olduğu gibi doğrudur. Yine benzer bir soru var. 9 vermişler. Ne yaparız? Yine çizgiyle başlıyorum. Şuradan bir tane dik indiğimde ben
Şöyle bir iki senar yamumuz var. O halde şuraya ben 8 yazarsam bize şuraya 9 vermişler. Çünkü AE demiş. AE diye şurası 9 birimmiş. O halde şu parça 1 kaldı. Bu parça ile bu parça eşit. O halde burayı da 1 yazıyorum. Şuraya H dersem yüksekliğe CE'ye yani H dersem buradan ne yapar? Yine öklükten dolayı H kare eşittir P çarpı K diyoruz. Bu öklük kuralı. H kare o halde P yerine 2 yazdım. K yerine 1 yazdım. Pardon şurada 9 olacaktı. Burada 8 özür. Yani buradan H ne geldi? 2 kök 2 geldi. Yani cevap bu olması gerekiyor. CE'ye de 3 demişler. Burada bir hata yaptım. Nerede tam var? Ha şurası özür. Şurası 8 değil 9 oldu. Burada bir işlem hatası değil. Şöyle bir geri alayım o halde. Şu P derken şunun tamamıdır. Yani şu, ben şuraya almışım hata yapmışım. Şurası 9 olacaktı. P yerine 9 aldım. K yerine 1 aldım. Buradan K H ne geldi? 3 geldi. Yani şu yüksek 3'müş. Öklükten yaptık onu da. Geldik diğer sorumuza yine öklük bağıntısı yapacağız. Çünkü şunun karesi. Çünkü burada 90, burada 90 sayı öklük vardı. Bunun karesi yani bu H bizim için. H kare P çarpı K idi. H'ı bize vermişler bu kez. 2 kök 3 diyorum. Bunun karesi eşittir. P'miz bu da 6'dır. Çarpı şöyle x diyelim mesela. X'i bulmaya çalışalım. X'i buradan bulabiliriz. Bunun karesi ne yapar? 4 kere 3, 12 yapar burası. 6. Burada ne yaptı? X eşittir. 2 geldi. Demek ki şurası 2 birimmiş. E olduğunda 2 birimmiş. Bir de DC'yi sormuşlar. DC'yi de şöyle bulacağız. Ne yapıyor? Şuradan bir tane dikiniyorum. Dikindiğimde ne oldu? Şurada bir tane üçgen oluştu tabii. Şurası şu 2 ise bu da 2'de. Bu iki sinyal yamun özelliği. Bunlar eşit oluyor. Bize şurayı vermişti 6 birimse o halde şu aradaki mesafe 4 birim yapar. Zaten bu da DC eşittir. O halde DC de ne yapar? 4 birimdir. O halde DC'miz 4 ise cevap da 4'tür. Yani bitmiştir o halde soruda. Geldik diğer soruya. Yine iki senar yamuk verilmiş. 15-30 diye bir açılar var burada görüyoruz. 12'yi vermişler. X'i vermişler. Başka paralellik var. Evet, şimdi bunu yapmaya çalışalım. Burada hemen ne yapalım? Şuradan dikiniyorum yine. İki senar yamuk olduğu için dikindim. Evet, şurası nedir? Diktir. O halde şu 60 derecede 30-60-90 üçgeni olduğunu gördüm. 90 karşısında 12 varsa 30'un karşısında ne vardır? Yarısı vardır. Yani yüksekliğimiz 6 olacak şurası. Evet. Başka ne var? Şu 30'u ben şuraya taşıyabilirim. Burası 30 derece oldu. Şu açı 30 derece bize x lazımdı. Şuradan dik inebilirim ya da bunu şöyle taşıyabiliriz. O da olabilir. Şuradan mı yapalım? Ya şuradan dikinelim. Çizgiyi aldım. Şuradan dikiniyorum. Şöyle dik oldu bunlar. Şu açımız ne yapar? Burası 75 gelir. Böyle 60 gelir. Yine burada 30-60-90 üçgenimiz var. O halde burada elimizde olan ne var? Evet. Şurası var mı yok? Şurası var mı yok? Nasıl yapalım? Altı. Neden altı desek? Şu elimde var. Hem oradan gidecek bir dakika geri alıyorum. Şöyle kadar bir geri alalım. Şuradan dik ineceğiz ama 45 olacak. Oradan devam edelim. Evet, çizgi. Şuradan dikiniyorum şu şekilde. Şöyle dik zaten. Bura 6 ise şu karşıda 6 yapar. Şöyle bize 6 dik. Bu da 6 yapar. Burada hangi üçgen var? 45, 90, 45 üçgenimiz var. 45'in karşısında ne var? 6 varsa o halde bu da 45 olsun. Şu açımız 45. Bu da, burası da 6'dır. Burası 6 ise tabii şurada 6 yapar toplam. Bizim elimizde ne vardı? Şurada 30-60-90 üçgenimiz vardı. Yani şurası 30-60-90. Şu mesafeyi biz söyleyebiliriz. Burası ne yapar? Tabii ki 30'un karşısında 60 vardı. Şurası 6 idi. 30'un karşısı. O halde burada 6 kök 3 vardır. Bize sorulan yer şuraydı. O da burada x dersen. Demek ki 6 ile x'in toplamı 6 kök 3'müş. Buradan x'i ben yalnız bırakırsam 6 kök 3 eksi 6 gelir. Yani cevap olması gerekiyor. Yani şurada olduğu gibi cevap budur. Evet, iki sinyal yamuk 5 başlığı var. Yine iki sinyal yamuktan bahsetmiş, paralellikten bahsetmiş, diklikler verilmiş zaten. Köşegenler verilmiş. Başka ne var? 6 ile EK6'ymış. EK6, DC
Yani şu da 6'ymış, bu da verilmiş. Bize EF'yi de vermişler. 4, tamam. Yine şöyle yapalım. Burada yine çizgiyi alıyorum. Şu şekilde dışarıdan giriyorum. Yani böyle yapılabilir şöylece. Evet. Şimdi o halde şu yüksekliği buraya taşıma imkanı var mı? Var. Bu altı oraya indirebiliriz. Ya da şurada kelebek yapalım daha önce. Bir dakika. Ve kelebek şeklimiz var. Şurada bakıyorsunuz. Şöyle yani kelebeğimizde yine çizgi seçecek olsam. Şurada çizdiğim üçgenler kelebek şekli oluşturmuş ve benzerlik oluşuyor burada. Evet. Şurada zaten diktir. Bunda çünkü paralel olduğu için. Neden yükseklikle benzerlik oranına eşittir? O halde yükseklik bunun bu üçgenin yüksekliği 4. Bununki 6 ise 4 bölü 6 benzerliği vardır. O halde bu benzerlik oranı eşit olduğu için ve şu açıları ortak açı olduğu için yani şu D, E açıları nedir? Ters açılar olduğu için eşittir. O halde ben şu AB'ye X dersen burayı bulabilirim. Nedir o halde? Şuradaki kenar 6 ile 6'nın N oranı vardır. X oranı vardır. Buradan X'i yalnız bırakırsam 9 yapar. X'i 9 buldum. Yani şu taban 9 geldi. X'te bir şey 9 geldi. Bize AC lazımmış. AC neresi? Burası. Bunu nasıl yaparız? Onu da şöyle yapalım. Yine şuradan bir çizgi alıyorum. Rengini değiştirerek alıyorum. Şuradan dik indiğimde burada bir ne vardır? Şöyle yapalım. Burada dik üçgen oldu. Bir de şurası lazım. Şu mesafe lazım. Burada Pisagor'dan yapmaya çalışacağım. Şurası bizim için ne kadardır? 4 burada, 6 burada, burası 10'dur. 10 yazıyorum şu yüksekliğe. Şu mesafe kaldı. Bunları nasıl yapacağız? Şu mesafeyi biz nasıl biliyorduk? Şuradan dik indiğimizde değil mi? Şöyle indirdiğimizde şöylece. Şu 6'yı, şu yukarıdaki 6'yı buraya taşıyordum. Sonra ne yapıyordum? 9'dan 6'yı çıkarıp 2'ye bölüyordum. O halde bu ne yaptı? 3 bölü 2 yapar. Demek ki şurası 3,5'muş. 3 bölü 2'miş yani. Evet. Daha sonra bir de şurası lazımdı. Şurayı da nasıl bulacağım? Tabii ki şu mesafe, onu da yeşille işaretliyorum. Şu yeşille işaretlediğim uzunluğu bulmam lazım. 9'dan ne yapayım? 3 bölü 2 çıkarmam lazım. 9'dan 3 bölü 2 çıkarsam ne yapar bu da? 18, 15 bölü 2 mi yapar? Yani 7,5 yaptı değil mi? Evet, 7,5. Şimdi o halde şöyle bir dik üçgen oluştu. Kabataslak çizeyim. Şurası bizim nedir? 7,5'muş. 7,5. Yani 15 bölü 2'den geliyor. Şurada zaten 10'du. Şurada bize soruyor. Burada mesela Y diyelim. Y işte soru işareti. Buraya baktığımda neyi göreyim ben? Özel üçgen mi diye bakıyorum. Şunun 2 katı 15 yapar. Bunun 2 katı 20 yapar. Evet, 3, 4, 5'in katlarıdır. Bu nedir? 3 çarpı 2,5'tür değil mi? 3 çarpı 2,5 ne yapar? 7,5 yapar. Bu da 4 çarpı 2,5'tür. Yani bu 3'ün katı. Bu 3'ün katı. Bu 4'ün katı. Bu da 5'in katı. Yani burası da 5 çarpı 2,5 olması lazım. 5 çarpı 2,5 ne yapar? 12,5 mu yapar? Evet, cevap 12,5 olması gerekiyor. Ya da 25 bölü 2 değil mi? Evet, 12,5 cevabımız. 25 bölü 2 de olabilir cevabımız. 25 bölü 2. Bakalım ne demişler? Yani 25 bölü 2 demişler. Yine benzerlikten bahsetmişler. İşte ABC ikizkenar yamuk ise demiş. Burada AC ile şu köşegenler eşittir BD. Köşegenler birbirine eşit oluyor ikizkenar yamukta. AE uzunluğu, şu uzunlukta da şu eşit oluyor benzer şekilde. Benzer şekilde neymiş? DE uzunluğu. Şunu da şöyle 3 çizgiyle göstereyim. ED eşit oluyormuş. Bu kelebek şekli var. Birbirine benzer olduğunu söylüyor. Burada bahsetmiş. Benzerliği söylemiştik. AB'yi zaten ben de 9 bulmuştum. Şunlar A'ları çizilmiş zaten. Şunun evet 6 olduğunu söylemiş. 2'ye bölmüş. 3, 3 diye. Burada 9 bölü 2, 9 bölü 2 yazmışlar. Yani sonuçta bu da başka bir yöntem bulmuş ama aynı şeyi bulmuşuz. 25 bölü 2 cevabımız yani. Buraya geldiğimizde ne var? Yine ikizkenar yamuk var. AB paralel DC'ymiş. EF diktir. AB'ymiş. Evet. Burası 10'muş. Bunu vermişler zaten. Hala buna eşit olduğunu zaten söyleyebiliriz. İkizkenar yamukta böyle bir kural var. Şu aşağıda eşit. Zaten burada ikizkenar üçgen var yani. Benzer şekilde şunlar da eşit olduğunu söyleyebiliriz. AB 16'ymış. AB neresi? Şurası 16 ise bu tabi buradan gelen ne yapıyor? Tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Bunu da söyleyebiliriz. Şunlar eşit olur. Yani 8 8 şeklinde paylaşırlar. Zaten iki kuralda vardı bu. Evet, şuradan ikizkenar olduğu için dik. Şu ikizkenar üçgen olduğu için ne yapar? Tabanı yükseklik indirince tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Böyle. Ondan dolayı 8 8 yazdım. Bize EF sormuş. Şurayı bulmam gerekiyor.
O zaman şurada ne vardı? Dik üçgen vardır. O zaman 6, 8, 10 üçgeninden dolayı bu EF dediğim şey 6'dır. Yani şu üçgenden 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyorum. Cevap 6 demişler. Doğrudur o halde. Geldik başka bir soruya. Yine iki sinyal yamuk var. Köşegenle kesişmiş. O halde iki sinyal yamukta köşegenler ne eşitmiş? Bu şekilde kesişiyorsa iki sinyal üçgenler oluşuyor. Yani şu DE uzunluğu nedir? Buna eşit burada 6 yapar. Buradan açı ortay geldiğine göre iki sinyal üçgen olduğu için şunlar A ile de E5 uzun iki sinyal üçgen demektir. İki sinyal üçgen önce açı ortay aynı zamanda yükseklik demektir. Aynı zamanda açı kenar ortay demektir. Yani şu an 12 ise AB'de 12 olmak zorunda. Bize AC'yi sormuşlar. AC neresi? Şunun tamamı sorulmuş. Ben şuradaki üçgende Pisagor yaparsam 9, 12, 15 üçgeni yapar. Burası 15'tir. Bize AC'ye sorulmuş. O halde AC'den de 15 artı 6 gelir. Bu da 21 yapar. Cevap 21 olması gerekiyor. 21 evet. Ve bu kez köşegenler dik kesişmiş. Tabii ki sinyal yamuktan bahsetmiş. XX demiş çünkü. Bura 14, bura 2 ise yine nedir? Şunla, şu buna mesela şu E dersek AE uzunluğu da EB eşittir. Benzer şekilde DE de EC eşittir. Bunları biliyoruz. Ve kelebek şekli var. Benzerlik var. Benzerlik nedir? 90 derecenin karşısına baktığımda 2 var. Burada 14 var. Yani 2 bölü 14 benzerliği var. Sağda eşitse 1'e 7'dir yani benzerlik. Mesela bura 2, bura 14. Gerçekten bu bunun 7 katıdır. Mesela ben şuradaki EC'ye K dersem benzerlikten dolayı şu açıyla şu açı eşit olduğu için bunun karşısında K varsa burada 7K var. Yani bizim için AE uzunluğu ne oldu? AE uzunluğu 7K oldu. Burada 7K yapar tabii ki. Çünkü ikiz kenar üçgen olsun. Bu da K yapar şurası da. Böyle bir şey var. Başka ne var? AB 14'müş. AD'yi sormuşlar. AD neresi? Şurayı mı? X sormuşlar. Bunu bulmaya çalışacağız şimdi. Bunu nereden yaparız? Şurada bir ikizkenar dik üçgen var. Çünkü neden? Bunu eşit ve 90'sa 45 45 90 üçgeni vardı. Bu açı 45'tir yani. 45 45 90 üçgeni olduğu için şu mesafe bulunabilir. Yani AE dediğim yer, onu da başka bir renkle gösterecek olsam tekrar şunu diyorum. Şu mesafemiz nedir? 7 kök 2 yapar. Çünkü 45 45 90 üçgenin özelliği böyledir. Şu da 7 kök 2 yapar aynı şekilde. O zaman bizim K'mız kök 2 olmuş oluyor. K buradan kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki dik üçgende Pisagor yaparsam burası kök 7. Yani onu da buraya taşıyacak olursam şöyle dik üçgenimiz var. Burası kök 2'ymiş K olan yer. Burada 7K ile 7 kök 2 yazıyorum. Buradan Pisagor yaparsam x'i bulabilirim. Pisagor'da x kare eşittir ne geldi? İşte şunun karesi 2 yapar, şunun karesi ne yapar? 49 2 katını yapar, 98 yapar, 100 yapar. O halde x buradan ne yapar? 10 geldi. Demek ki x dediğim şey 10'muş, 11'im. 10 santim ya da neyse. 10 santim. Yani bu da bu şekildeydi. Evet, iki sinyal yamuk 6 demiş. Baktığımda yine AB paralel bu DC onu söylemiş. Dikliği söylemiş. 9, 5 demiş. Evet, bir de yüksekliği istiyor. Yüksekliği bulmaya çalışalım. Yani yükseklik derken tabii yamuğun yüksekliği. O da şurası oluyor tabii ki. Şuradan dik diyeceğim şöylece. Şu şekilde gösterelim. Bunlar tabii dik oldu. Şunları da söyleyelim. İkizkenar üçgen için bunlar birbirine eşittir. Ve bu da buna eşittir. O halde burada ne var? İkizkenar dik üçgen var. Yani 45, 45, 90 üçgeni var. 45, 45, 90 üçgeni de nedir? Burasıyla burası ve burası eşittir. Yani bura 9'da burası 4,5. 9'un yarısı 4,5 olsun. Buraya ben 4,5 yazıyorum. Buraya 4,5 yazıyorum. O halde burası 4,5 yaptı. Benzer şekilde şu yukarıdan devam edecek olursam yukarıda da aynı olay var. Şurası nedir? Tamamı 5'tir. 5'in yarısını yapar. Tabii şunların eşit olduğunu söyleyelim. Şunlar iki. Şöyle gösteriyor. 2,5 buraya kaldı. 2,5 buraya kaldı. O halde şu mesafemizde şuradan şuraya olan mesafede 2,5 yapar. Yükseklik ne yaptı o halde? Yükseklik 2,5'la 4,5'un toplamı kadardır. Yani bu da ne yapar? 7 birimdir. Yani cevap 7 olması gerekiyor. Yani cevap 7,5. Burada başka şekilde yapmış. Ben öyle yaptım. Burada bu şekilde düşünmüş. Yani A artı C bölü 2 de H eşitmiş. O da olabilir. Evet. yine 6 demiş buraya. AC diktir. Yani köşegenin dik olduğunu söylemiş. Paralelliği belirtmiş. İki sinyal yamuk olduğunu söylenmiş. Yani şunların eşit olduğu bize söyleniyor. AB şu mesafeyi istiyor bizden. Onu da nasıl olur hemen şöyle yapabiliriz.
Evet, ikiz kenar yamuk için aynı zamanda şu içe doğru A, E, B'de nedir? İkiz kenar üçgendir. Buradan aynı zamanda 45, 45, 90 üçgeni gelir. 45, 45, 90 dik üçgen olur ve ikiz kenar dik üçgen daha doğrusu. Bu şekilde 45, 45, 45'in karşısında 6 varsa bu da 6 yapar. Burası ne yapar? 6 kök 2, 6 kök 2 yapar. Cevabımız 6 kök 2'dir. Bu şekilde cevaba ulaştık. Başka bir ikiz kenar yamuk sorusu yine. Buraya baktığında 45'i vermiş 45 olduğu için ve ikizkenar olduğu için şunlar birbirine nedir? Eşittir. O halde burada 45'tir ikizkenar üçgen olduğu için ve burası 90'dır diktir. O halde bu da 90'dır yani diktir. Bu da aynı şekilde burası 45 derece gelir. Bu da 45 gelir. Neden? Paralellikten dolayı, Z'den dolayı yapabiliriz. O halde burası bize neyi sormuş? Yamuğun yüksekliği sormuş. Biraz önce yaptığım soruya ben büyük. Yani şuradaki yükseklik bize sormuş. Şöylece gösterecek olsam. Bunu bulmaya çalışacağım. Biraz önce bulmuş buna benzer bir soru. Evet. Şurası 8 yapar. Bu da 8 yapar. Bunlar iki parçaya bölündü. Çünkü 8, 8 paylaştık. O halde şurada nedir? 8'dir. Burada ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Bundan dolayı 8 yazdım. Benzer şekilde şuraya 2 yazarsın. 4'ün yarısı 2'dir. Buraya 2 geldi. Buraya 2 geldi. Şunlar yine eşittir birbirlerine. O zaman bu da muhteşem üçlüden dolayı. Buraya 2 yapar. O halde yükseklik ne yaptı? Haşımız. 8 artı 2'den 10 yapar. Cevap 10 olması gerekiyor yani. Evet, bunun cevabı da buydu. Başka bir ikizkenar yamuk sorusu yine x x demiş, ikizkenar olduğunu söylemiş, 2 demiş. Ve dik kesiştiği için yine benzer şekilde bunlar birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama burası 45 derece gelir. Yani 45, 45, 90 üçgeni geliyor burada. Benzer olay burada vardı. Bu da 45, 45, 90 üçgenidir. O halde şunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şu KC ile burada DK eşit. Yani burada 2'dir. O halde muhteşem bir şey olsun. Burada 2'dir. Benzer şekilde şuraya bakacak olsam AH 4 ise HB de 4'tü. Bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi yan üçgen olduğu için dik bölecek taban iki eşit parçaya böldüğü için şunların eşit olduğunu söyledik. Muhteşem üçlüler buraya 4 geldi. Evet. Şimdi şu ikisi bulmaya çalışacağım. Burada tabii ne yapmam lazım? Şunu ayrı bir çizgiyle götüreyim. Rengi farklı olsun. Şuradan dikiniyorum şu şekilde. Şuradan bir dikiniyorum. Evet, indiğimde ne oldu? Şunların şöyle göstereyim. Burada dik, burada dik zaten. Şurası 4, şunun tamamı 4 ya, bu aşağı taşınır, şurası 4 yapar. Bu aşağının tamamı 8'di tamamı. 4, 4, 8'di. O halde şu parçaya ne kaldı? 2 kaldı. Nereden geldi bu 2? 4, 8'den 4 çıkardım. Ne kaldı? 4, 4'e 2 bölündü. 2 şekilde paylaştı. Daha sonra şuradaki yüksekliği ben biraz önce bulmuşum. Buraya 6 bulmuştum. Çünkü şurası 4, 2'de 6 yaptı. Yani şöyle bir dik üçgenim oluştu. Burası 6 ise, burası 2 ise, buraya x kaldı. Buradaki Pisagor'u yaparsam 6'nın karesi artı 2'nin karesi işte x kare olması lazım. X kare buradan ne yaptı? 36 40 yaptı. Buradan da 2 kök 5 mi yapıyor cevabımız? Yok, 2 kök 10 yapar pardon. Evet, cevap 2 kök 10 olması lazım. Doğrudur. Bunun cevabı da evet, dik yamuğa geçtik. Dik yamukta ne yaptı? Yine dik indirme işlemlerine devam ediyoruz. Buradan dikiniyorum bu şekilde. Evet, dikindiğimde şurada karşı kenar 12 ise buraya taşıdım dikdörtgenden dolayı. Şuraya 10 diyorum. Buraya 10 yazdım. Burada bir dik üçgen var. 12, 13 varsa burası 5'tir. Bize sorulan yer bunun tamamıydı. X o halde ne yapar? 10 artı 5'ten 15 yapar. Cevap 15'tir. Bunun cevabı da bu şekilde 15 bulduk. Cevap 15. Yine benzer bir soru. Yine yapacağız. Şuradan dikiniyorum buradan. Şu şekilde indirdim de. Ne oldu? Bu da dik oluştu. Şöylece diyelim. 30, 60, 90 üçgenimiz var. Buraya 30 yazdım. Buraya 3 gelir. Neden? Şunun karşısı 3 olsun. Buraya 3 yazdım. Buraya 6 geldi. Daha sonra 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında 2 kat vardır. 12 vardır. Burası da nedir? 30'un karşısında 3 katı yani 6 köpüş vardır. Bir de burayı sormuş. Zaten bu da 6 köpüş yapar. Cevap 6 köpüştür halde. Bu da bu şekildeydi. Evet, yine buradan dikiniyorum. Dikindiğimde oluşan şekil böyle bir şey. Evet, şu dikdörtgeni buraya taşıyorum. Kenarını 6, 2'yi de buraya taşıdım. Ve burası neymiş? Şöyle eşitmiş. Mesela ben buna x dersen şurası ne yapar? X artı 2 yapar değil mi? Şu parçaya x dedim. Toplam burası x artı 2 yaptı. Burası ne diyor? Şuna eşitmiş. Buraya da x artı 2 yazdım. Bu da 6, 8 üçgenine benziyor. Baktığında değerler çünkü onu gösteriyor. Burası o halde şu x'in yerine 8 yazarsam değil mi? X'in yerine 8 yazarsam bu da 10 yapar. 6, 8, 10 üçgeni yani x'in buradan 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bize ABCD'nin çevresi sorulmuş. Yani çevredeyken kenarları toplayacağım. Kenarları toplarsam kaç gelir? 6 var, 2 var. Sonra şurası 10'du bunu yazıyorum. Ve artı
alt taraftaki uzunluk ne kadar? O da 10'du. Toplamlar ne yapar? Şurada 20, 28 yapar. Cevap 28 olması gerekiyor burada. Yani bu da bu şekilde doğru. Geldik bu soruya. Burada da baktığımda şuranın Z kalı var. Şu açıyı buraya taşıyabilirim. Burada nokta ile gösterilir. Hani şu kenarlar, şu kenar birbirine olur. Yani burada 13 gelecek. Şuradan dikiniyorum. Nereden? Şu C'den karşı dikiniyorum. Dikindiğimde burada dik üçgen oluştu. Daha sonra ben şu karşı x olsun, şu mesafede x yapar, şu x e diyorum. Burada ne yapacağım tabii ki? Şu 13'tü. Buraya 13 yazarsan buraya kaç kalır? Burada 5 kalır. Çünkü toplamlar 18 olması gerekiyordu. Bu halde buradan x nedir? 12'dir. 5, 12, 13, 13. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı x eşittir 12. Doğru cevap budur. Evet, dik yamuk 2 demiş. Bakalım burada ne yapacağız? Yine çizgi şuradan dikiniyorum karşı tarafa. Dikindiğimde oluşan şekil böyledir. Ve şurası 4 ise buraya da 4 kaldı. Buraya kaç kaldı? Toplamlar 13 olmasın. Buraya 9 lazım. Şu x'i buraya taşıyorum. Burada öklük yapacağım çünkü 90, 90 var. X kare eşittir. Buradan ne geldi? 4 çarpı 9 geldi. X buradan ne yapar? 36 yaptı. Dışarıya 6 diye çıkar. X eşittir 6 olması lazım. Cevap 6'dır. Bu da tamam. Geldik buraya. Yine aynı olay var. Yine çizgi çiziyorum. Şuradan D'den aşağı iniyorum. Dik çizdiğimde bu şekilde bir olay oluştu. Diklik var. Şuraya 1 ise buraya 1 yazarım. Buraya 4 yazarım. Öklit vardı. Buraya H dersek zaten bir o lazım. BC mi lazım? Evet, BC dediğim şey aynı zamanda H'tır. Bu da H'tır. Aynı yükseklik yani. Buradan H kare eşittir. P çarpı K'dan dolayı kuralı yazarsam buradan H ne gelir? 2 gelir. Yani bizim H'ımız 2'ymiş. Cevap 2 olmak zorunda. Evet, bu da bu şekildeydi. Geldik başka bir soru. Burada yine bakalım ne var. ABC dik yamukmuş. Şu halde burada dik olmak zorunda. Kalemi geçelim. Şurası diktir. Çünkü bu buna paralel galiba. Evet, AD ile paralel. Ulan çizgimi şuradan çiziyorum. C'den karşıya dik çizdim. Çizdiğimde ne oldu? Burada bir tane dörtgen ve dik üçgen oluştu. Burası x ise o zaman şu karşı tarafta x'ti. Şuraya ne kalır? Buraya da tabii ki 4 eksi x kaldı. Evet. Öklit olduğunu söyleyebilir. Yani burada pardon. ACD'de de eş kenar üçgen demiş. ACD A. Evet, şu üçgen eş kenar üçgenmiş. Şu halde şu açının 60 olduğunu söyleyebiliriz. Şu açında nedir? Eşittir ve eşit olduğu için de 30-30 paylaşırlar. O zaman eşkenar üçgen olsun. Burada 4. Bir neden şurada 4 ise burada 4'tü. Şurada 4'tü. Baktım 90'ın karşısında ne varmış? 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 var. Yani x eşittir. Buradan 2 olması lazım. Cevap 2 mi? Evet doğrudur o halde. Başka bir dik yamuk sorusu. Baktığımda şunların eşit olduğunu görüyorum. Buraya ben nokta eşit diyebilirim. Çünkü z kuralından dolayı bunu yazdım. Burası 6 ise bu da 6 gelir. İkisi yani üçgen var çünkü. Başka şuradan dikinebiliriz. Evet, şuradan dikinelim. Çizgimizi aldım. Şuradan D'den dikiniyorum buraya. Şuradan kalemi aldım. Şöyle göstereyim. Şu karşı taraf 6 ise şuraya da 6 gelecek. Bir 6 yazıyorum. Şuraya ne kalır? 3 kalır. Neden? Toplamlar 9 olmak için. Burada 3 kaldı. Burada 3 var. Burada 6 varsa 30, 60, 90 üçgeni aynı zamanda. Yani şuraya 30 geldi. Şurada 60 olduğu için 30'u paylaştı. 30'un karşısında ne varmış? 3 var. 60, 90'ın karşısında 6 varsa 60'ın karşısında ne vardır? Şu 3 kök 3 yapacak burası. Tabii burada dikdörtgen olduğu için x ne olur? 3 kök 3 olacak. Yani cevap 3 kök 3 olacak. Cevap bu şekilde bitmiş oldu. Evet, dik yamuk 3 demiş. Dik yamuk 3 dedi. Bakalım ne var? Ne yapalım? Şuradan karşıya gidiyorum. Çünkü ortadan belirtmek istiyorum burada. Ve tabi burası dik oldu. Çünkü bunlar hepsi birbirine paralel olduğu için. Ve şunlar dik olduğu için bu şekilde oldu. Şurada 3'müş. Toplamı ne yapar? Buranın tamamı 16'dır. 16'ın yarısını yapar. 8 yapar. O halde şunun tamamı 8 olması için ya da şöyle yapar. Burası 8 yapar. Şu anda 8 olması için buraya 5 lazım. 5 ise burada dik üçgen var. 5, 12, 13 üçgeninin dolayı şu EF uzunluğu ne yapar? 12 yapar. Bir de soruda neymiş? AB artı DC. Yani alt tabanla üst tabanın toplamı ne sormuş? Biz neyi biliyoruz? Şu A, şuna B dersen bize A artı B sorulmuş yani. Biz orta taban formülünü öğrenmiştik. A artı B bölü 2 ne yapıyor? Ortayı veriyor. Yani ortada 12 olduğu için 12 diyeceğiz. Buradan AB toplamı ne yapar? 24 yapar. O halde cevabımız 24'tür. Yani bunun cevabı bu şekildeydi. Ya bu şekilde tamam.
Geldik başka bir soruya. Yine şuradan bir çiziyorum. Tam ortaban oluşuyor yine burada. Ortaban oluşunca ne yapar? Şunlar iki eşit parça bile burada. 90 oluşum muhteşem bir şey var. Burada eşit olacak. Ortabanı biz bulmayı biliyoruz. Yani şu mesafe nasıl bulunuyordu? 7 ile 3'ün toplamının yarısı kadardı. Bu ikisi toplar 2'ye bölersek 5 yapar. Demek ki şu ortaban uzunluğu 5'tir. Burada 5 yapar. Burada 5 yapar. Bize BC'yi sormuşlar. BC ne yapar? 10 yapar. Burada cevap 10'dur. Yine başka bir soru var. Yine dik yamuk. Şuradan dik iniyoruz. Şöyle karşı tarafa. Şöyle dik çizdim. Ne oldu burası? 16 idi. Yarısı buraya gelir. Buraya yarısı gelir. Yani 8 8 şeklinde paylaşırlar. Evet. Şu ortabanı biz nasıl bölüyorduk? Toplamının yarısı. Yani şu üst taban, alt taban topladı. 2'ye bölünür lazım. 8 artı 4 bölü 2'den ne yapar? 6 yapar. Demek ki buraya 6 yazıyormuşum. Burada dik olduğu için çünkü bunlar birbirine paralel düşün değil mi? Şu açı 90'sa burada 90, burada 90. O halde 6, 8, 13 üçgeni var. X burada ne yapar? 10 yapar. Cevabımız 10 olması gerekiyor. Geldik buraya. Yine şuradan bir çizgi çiziyorum. Şuradan EF'den devam ediyorum şu karşıya. Burada ne oluşuyor? Yine baktığımda şuradaki V kanında şu açı nokta olur. Benzer şekilde şu Z'den dolayı şurada nedir? Çizgi açısı gelir. Bu açılara A, B dersem A artı B'nin buradan 90 derece olduğunu söyledi. Yani şurası 90 derece geldi. Yani 90 derece bu açı. Diktir yani. Dik olduğu için bir de neyi biliyoruz? Yani ortabanı bir bulan. 9 ile 3'ü toplarsam 2'ye bölersem 9 ortaban mı? Onu söylemiş mi? Yani söylememiş. Onun ortadan taban olduğunu nasıl ifade edelim? Şöyle yapalım. Şu noktaya şu eşit olduğu için o zaman şunlar nedir? Birbiri eşit. Yani burada bir ikizkenar üçgen var diyorsun. Benzer şekilde şu çizgi açıda bu eşit olsun. Burada ikizkenar, yani burada eşittir. Yani burası bir ortaban oldu. Ortaban olduğu için de ne yaparız? 9'da 3'ü toplayıp 2'ye böldüğünde ortayı verecek. Şöyle alt taban üst taban topladım. Bu da 6 yapar. Yani şunun tamamı 6 olması gerekiyor. O halde buraya 5 kaldı. Çünkü şurada bir birim var. Toplam 6 yaptı. O halde burası 5 yapar. Bu da 5 yapar. O halde x dediğim şey 10'muş. 5, 5 daha 10 yapar çünkü. Evet, bu da bu şekilde tamam. Evet, dik yamuk 4 demiş başka ona. Bu da ne yapacağız ona bakalım. Burada neyi sormuş? AD'yi sormuş. AD neresi? Yükseklik aslında bizim için. Yükseklik şöyle bulunuyor. Şöyle yapılabilir. Ben yine buradan bir paralelekliğinden şu şekilde uzatıyorum. Olacak şekilde uzatıyorum yani burayı. Şöyle bir yapalım. Şu yüksekliği şuraya taşıyorum. Yani bize sorulan yer aynı zamanda değil mi? AD buraya gelmiş oldu aynı zamanda. Şimdi sorudan devam ediyorum şöyle. Şu 4'ü aşağı taşıdım. Burası 4 yaptı. Evet. 9'u vermişti. Şurada 90 zaten değil mi? Neden 90? Şuradaki 90'ı ben buraya taşıyabilirim paralel olduğu için. 90 demiş. Şurada 4 ise bir de 9'u vermişti. Ya da şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Burada 4. Şurada 4'tür. Burası 4'tür. Şu mesafe. Çünkü şuradaki 4 buraya taşıdım. Burada 4 yazdım. Buraya 4 taşıdım. Ve bize şeyi vermişti. Şunun tamamı 9 vermiş yani. Burası AB mi? Evet. AB 9. Şunun tamamı 9. O zaman şu araya 5 kalır. Şimdi şu